Tarihte ilk kez bir Amerikan başkanı iktidara gelişinin 100 günü dolmadan Türkiye'ye koşuyor. Türkiye'ye ardı ardına heyetler yolluyor. Bir ay içinde generaller, istihbarat yetkilileri, senatörler, Amerikan Dışişleri Bakanı sırayla Türkiye'de boy gösteriyor. Amerikan Büyükelçisi Türkiye'nin Amerika için olağan dışı öneminden söz ediyor. Barack Obama çantasında iyi şeylerle Türkiye'ye geliyor. Tarihte Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret edecek olan 5. Amerikan Başkanı Barack Obama. Ziyareti Medeniyetler İttifakı adıyla bilinen küresel projenin İstanbul toplantısına denk geliyor. Türkiye bölgede lider, Kürdistan'ın hamisi Türkiye sözleri havada uçuşurken, yeni Osmanlı haritalarının ortalığa saçıldığı bir dönemde Türkiye'nin Amerika'nın en sadık müttefiki olduğundan dem vuruyor. Türkiye'nin bölgedeki öneminin altını çiziyor ve Amerikan projeleri için yardım istiyor. Ve bunların hepsi birkaç ay içinde gelişiyor. Türkiye'yi yönetenler daha ziyaret gerçekleşmeden Türkiye'nin potansiyeli Amerika'nın taleplerini karşılayabilecek güçtedir açıklaması yapıyor. Bölgedeki Amerikan çıkarlarının gereklerini düşününce insanın kanı donuyor. Faithfully the president office of president of the United States. The office of president of the United States faithfully. And will to the best of my ability. And will to the best of my ability. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. Obama yemin töreninde Müslüman dünyayla ilişkilere değinerek işe başlamıştı. Türkiye ziyaretinde Müslüman dünyaya mesaj verecek, Türkiye'nin İslam coğrafyasındaki liderliğinin altını çizecek ve Amerika'nın Orta Doğu stratejisinin merkezine Türkiye'yi yerleştirecekti. Ankara'daki yeni Amerikan Büyükelçisi James Jeffrey bakın ne diyor. Obama yönetimi Türkiye'ye olağan dışı bir ilgi gösteriyor. Dışişleri, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve diğer devlet kuruluşlarıyla olağanüstü bir işbirliğimiz var. Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell da onu doğruluyor ve diyor ki İsrail'le güçlü ilişkileri olan demokratik Türkiye'nin bölgede oynayacak eşsiz bir rolü var. Ekonomik krizin kucağındaki Amerika bereketli topraklara, Asya'ya açılmak zorunda. Amerika petrol, gaz ve maden coğrafyasına hükmedemezse yok oluşun başlangıcında. Asya'ya açılmak ancak zor kullanarak gerçekleşecek. Zor kullanılan Irak ve Afganistan'da durum ortada. O halde bölgede bir taşeron gerekecek. Sadık bir müttefik. NATO'nun en güvenilir ve güçlü ordusu. Bir zamanların imparatoru. Çevresindeki tüm ülkeler onun bağrından kopmuştu. Amerikan çıkarları için eşsiz role sahip Türkiye için bakalım Amerika masaya ne koydu? Masada 100 yıldır olduğu gibi petrol var. Irak merkezi yönetimiyle Barzani Cumhuriyeti petrol için birbirini yiyorlar. Barzani'nin yabancı petrol şirketleriyle yaptığı anlaşmaları Talabani kabul etmiyor. Bu durumda bir oldu bitti gerek. Kerkük petrolü Türkiye üzerinden satışa sunulacak. Abdullah Gül PKK kartını konuşurken Barzani'ye petrol yolunu açma teklifi yapacak. Amerika bir taşla bakın kaç kuş vuracak. Amerikan Büyükelçisi James Jeffrey, Talabani ile de Barzani ile de yakın çalışma yapın diyor.
Jeffrey gazeteci Murat Yetkin'e yaptığı açıklamanın satır aralarında Türkiye himayesinde gelişecek bir Kürdistan'dan söz ediyor. Amerika Türkiye'ye Kürt projemize hami olun, kuzeydeki petrolün dış pazara çıkarılmasında koridor olun, Irak'taki merkezi yapının federal yapı haline dönüşmesine yardım edin, diyor. Barzani kuzeydeki petrolü çıkarıp satamıyor. Irak'taki merkezi yönetim buna izin vermiyor. Ama Barzani Türkiye üzerinden petrolüne yol açarsa fiili bir durum yaratılır ve bu daha sonra resmileşebilir. Irak'ın kuzeyinde bir Kürt devleti ancak Türkiye'nin aktif desteğiyle hayata geçebilir. Önce ekonomik kontrolü eline alır, bu petrolünü dış pazarlara açmasıyla gerçekleşecektir. Kürt denetimine alınan Kerkük petrolü Yumurtalık'a gelir, buradan Hayfa Limanı'na ulaşır ve Batı'nın kullanımına açılır. İşte Obama'nın çantasındaki iyi şeylerden biri budur. Petrol çıkarıp satan bir Kürt devletinin tüm bölge Kürtlerini bir devlet etrafında toplayacağı varsayılır, Amerika petrol coğrafyasında yarattığı ikinci İsrail'e böylece kavuşacaktır. Orta Doğu halkları bir büyük kaosun içinde kaybolur, ikinci Filistin'de böyle oluşacaktır. Böylesi bir proje Türkiye'nin ve diğer bölge halklarının çıkarlarıyla örtüşmemektedir. Amerika'nın Büyük Kürdistan ve Büyük İsrail hayalleri Türkiye'nin çıkarlarına terstir. Obama'nın çantasında başka neler mi var? Yemin töreninde söyledi. Bu yıl Irak'tan 100 bin asker çekilecek. Bu kadar asker ve bu kadar askerin kullandığı silahlar Irak'tan nasıl çıkacak? Nasıl Amerika'ya varacak? Acaba Amerika'ya varacak mı? Sorular çok çeşitli. Obama öte yandan Afganistan'a daha fazla muharip güç göndermekten söz ediyor. Kafkas cephesini kontrolde tutmalıyız diyor. Bunun için Trabzon biçilmiş kaftan diyor. Amerika enerji yolları ve kaynaklarını ele geçirmek için yeni üslere ihtiyaç duyuyor, yeni üsler ararken eskilerinden oluyor. Orta Asya'daki en önemli durağı Manas üssü kapatılıveriyor. Amerika her zamankinden çok İncirli'ye sarılıyor, Trabzon'u hedefe koyuyor. Amerika Türkiye'de yeni üsler istiyor. Irak'tan çekilen askerler ve Afganistan'a gönderilecek muharip güç için koridor yaratmayı hedefliyor. Eğer planlanan gerçekleşirse hem Türkiye hem Rusya kuşatılmış olacak. Hem de Türkiye'nin komşularıyla arasına bir kama sokulacak. Bu 100 yıl önce İngilizlerin bölgedeki planlarına benziyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ali Babacan, Amerika ile ilişkileri tanımlarken dost, ortak ve müttefik kavramlarını kullanıyorlar. Stratejik ortaklıktan söz ediyorlar. Bildiğimiz kadarıyla stratejik ortaklar aynı çıkarlar çerçevesinde buluşurlar. Oysa bölgede Amerika'nın çıkarları, Türkiye'nin ve diğer komşu devletlerin çıkarlarına taban tabana zıt. Acaba Kıbrıs'ta Amerika ile çıkarlarımız örtüşüyor mu? Amerika ve tüm Batı dünyası tek bir Kıbrıs Cumhuriyeti istiyor. Adada yaşayan Türkler yok sayılıyor. Yıllardır ambargo altında yaşıyorlar. Adanın hakimi Rumlar olarak ilan ediyor. Kıbrıs Batı için çok önemli. Doğu Akdeniz'de yüzmeyen bir uçak gemisi. İsrail, Lübnan, Suriye'nin burnunun dibi.
ve bir Amerikan üssü için ideal bir mevzi. Obama, Kıbrıs sorununun Amerikan çıkarları doğrultusunda çözümünü istiyor. Kıbrıs tek elden yönetilecek, Türk askeri adadan çıkacak, KKTC kaderine terk edilecek. Bunlar Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşmüyor. Ermeni meselesinde acaba Amerika Türkiye ile ortak hedefte buluşuyor mu? Obama elinde Ermeni kartını tutuyor, soykırımı kabul ederiz tehdidiyle yıllar geçiyor. Amerika, Ermenistan-Türkiye sınırını açarak Rusya'ya karşı yeni bir cephe kazanmayı, Trans-Kafkasya'da bir piyona daha sahip olmayı ve bunu yaparken büyük Ermenistan hayalini pompalamayı düşünüyor. Bu da Türkiye'nin çıkarlarıyla örtüşmüyor. Gel gelelim Başbakan'ın danışmanı Ahmet Davutoğlu tam aksini düşünüyor. Bakın Mart ayındaki basın açıklamasında ne diyor? Obama yönetimiyle Türkiye'nin dış politika tercih ve öncelikleri tamamen örtüşmektedir. Eski Başkan Bush döneminde Amerika Birleşik Devletleri ile fikir ayrılıkları vardı, şimdi ise Obama yönetimiyle Türkiye politikaları hemen hemen tamamen paralellik taşıyor. Türkiye'nin Orta Doğu, Kafkaslar ve Afganistan'daki dış politika aktivitesi takdirle karşılanıyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mart ayında iyi şeyler olacak dedi. Acaba bu iyi şeyler kimin için iyi? 100 yıl önce Türkleri Asya'ya sürelim diyerek bu toprakları işgal eden batılı devletler, Türkiye'nin doğusunda bir Ermenistan ve bir Kürdistan haritası çizen Amerikan Başkanı Wilson, Atatürk'ü Amerika'nın yüksek ülkelerine set çekmekle suçlayan Amerikalı siyasiler, bugünkü siyasilerden çok mu farklı düşünmekteydiler? Pek öyle görünmüyor. Batı planlarını gelen giden hükümetlerle değiştirmiyor. Eisenhower'da, Bush'da, Clinton'da, Obama'da Amerika'nın yüksek ülkeleri için adımlar atıyor. Amerika'nın yüksek ülkeleri, Senatör Upshaw'un deyimi. Aslında bugün Amerikan halkının içinde bulunduğu duruma bakarsanız, yüksek ülkeler Amerikan halkını da kapsamıyor. Bir avuç küresel elit, yani emperyalistler, yüksek ülkelerden nemalanıyor. Gelin Türkiye'yi ziyaret eden Amerikan başkanlarının söylemlerine bakalım. Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni 4 Amerikan başkanı ziyaret etti. Obama, Türkiye'yi ziyaret eden 5. Amerikan başkanı olacak. Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı Eisenhower'dı. 1959'un Aralık başında Ankara'daydı. Hür dünyanın başkanı, bizi komünizmden koruyacak altın adamdı. Sokaklar dolup taşmıştı. Kalabalığa Eisenhower'ın lakabı Ike kullanılarak şirinleştirilmiş afişler taşıtılmıştı. Gazetelerin manşetlerindeki Amerikan hayranlığı tavan yapmıştı. Bu doğaldı. 1947'de Türkiye, basında Amerikan propagandası yapacağına dair Amerika ile anlaşma imzalamıştı. İngiliz kralını ayağına getiren ve batılı devletlerin temsilcileriyle yaşamı boyunca mesafesini koruyan Mustafa Kemal Atatürk'ü düşünün. Bir de ondan sonra bu devletin tepesine gelenleri. Eisenhower, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Amerikan başkanı. Konuşmasına NATO ve CENTO'daki ortaklığımıza övgüler düzerek başlıyor. Türkiye yeni yeni Avrupa ortak pazarına üye olma fikrine alıştırılıyor. Eisenhower, aday olmanız müzakere edilmeli diyor. Bizimkiler havaya uçuyor. Ondan sonra gelen tüm başkanlar aynı sözleri tekrarlıyor. Hem de yarım asır boyunca. Ama ilk ziyaretçi bir dönüm noktasını da işareti. Eisenhower'la artık Orta Doğu'nun hakimiyeti
İngiltere ve Fransa'dan Amerika'ya geçmişti. Eisenhower 1957'de yeni dünya düzeninin ilkelerini açıklayacak, Batı'nın Orta Doğu politikası artık Eisenhower doktrini olarak bilinecekti. Bu doktrine göre Amerika komünist tehdide karşı Orta Doğu ülkelerine askeri ve mali yardım yapacaktı. Orta Doğu'da giderek artan Sovyet etkisi durdurulacaktı. Türkiye Amerika'nın Orta Doğu'daki ileri karakolu olacaktı. Türkiye'yi yönetenler bu doktrini gönülden kabul etmişlerdir. Amerika ve İngiltere'nin Orta Doğu politikalarının yanında yer almışlardır. Atatürk'ün konfederasyon bağıyla bir araya gelmeyi düşündüğü Osmanlı'dan kopan komşu ülkelerden tamamen uzaklaşmışlardır. Yüzlerce yıllık ilişkilerini ve Atatürk'ün koyduğu ilkeleri Batı'ya yaranmak için bozmuşlardır. Birkaç örnek ister misiniz? Mısır, Süveyş kanalını millileştirip emperyalizme kafa tuttuğunda Türkiye Mısır'ı suçlamıştır. Türkiye 1950'lerde Suriye'nin Sovyetlerle yakınlaşmasını bahane etmiş, Amerikan tavsiyesiyle Suriye sınırına asker yığmıştır. 1958'de Amerika Lübnan'a çıkarma yaptığında Türkiye resmen memnuniyetini iletmiş, aynı yıl İncirli Küsünü Amerikalıların kullanımına açmıştır. Amerika'ya bu denli bağlılık gösteren Menderes ve Celal Bayar, Amerikan politikaları dışına çıktıkları anda cezalandırılmışlardır. Eisenhower'ın ziyaretinden 5 ay sonra Türkiye bir darbeyle sarsılmıştır. Amerikan istihbaratı General Gürsel'e katkı sağladığını açıklamıştır. Bayar mahkumiyetten zor kurtulmuş, Menderes asılmıştır. Aykın ziyaretinden sonra 32 yıl boyunca Türkiye'ye hiçbir Amerikan başkanı uğramadı. Danışmanları, uzmanları, istihbaratçıları işi yürütüyorlardı. O dönem soğuk savaş yıllarıydı. İlk Amerikan başkanının Türkiye'yi ziyaretinden 32 yıl sonra Baba Bush Türkiye'ye gelecekti. Orta Doğu'da kartlar yeniden açılacaktı. Körfez Savaşı ortalığı kana bulayacaktı. It is a big idea. A new world order. George Bush işte böyle bir zamanda Özal'ı ziyaret etti. Anlamlı bir geziydi, büyük sözler söyleyecekti. Hiçbir müttefiğimiz Türkiye kadar sağlam, hiçbir lider Özal kadar sadık olamaz. İşte böyle demişti Bush. Türkiye'yi yönetenlerin sadakatinden memnundu. Ama Amerika'nın çıkarları sadakat, dostluk dinlemezdi. Amerika'ya sadık dostların başı yine büyük dertlere girecekti. Amerika'nın usta planıyla çekiç güç bölgeye yerleşecek ve Amerika'nın arzuladığı biçimde yeni sınırlar, yeni devletler gündeme gelecekti. Baba Bush hedef Orta Doğu demişti ve Türkiye'yi Truva atı ilan etmişti. Ziyareti sırasında Eisenhower'la aynı sözleri söyledi. Türkiye NATO'nun parlak, güçlü ve sadık bir üyesiydi bu bir.
Avrupa kapısında 30 yıldır bekletilen Türkiye'ye artık bir tarih verilmeliydi. Bu da 2. Türkiye'yi ziyaret eden 3. Amerikan Başkanı Bill Clinton'dı. O Demokrat Parti'dendi. Özgürlük, insan hakları ve demokrasi söylemleriyle geldi. George Bush'un ziyareti üzerinden 8 yıl geçmişti. 1999'da Türkiye büyük depremin acılarını yaşarken Clinton sempati dağıtacaktı. Çocukları kucaklıyor, halka yakın davranıyor, herkese gülümsüyordu. O başkanlar arasında en tiyatral olanıydı. Geldiği gün gazete manşetleri İngilizce çıktı. Clinton Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edildi, uzun bir konuşma yaptı. Osmanlı'nın parçalanmasında büyük gayretleri olan Papaz Okulu Robert Kolej'den başladı, Ecevit'in kolejli oluşuna övgüler sıraladı, Truman'ın Türkiye'ye yardımlarını anlattı, Atatürk'ün Amerikalıları diğer batılılardan daha kabul edilebilir bulduğunu hatırlattı, IMF'nin yararlarıyla devam etti, Türkiye'yi çok önemsiyordu ve şöyle diyordu. Türkiye 20. yüzyılın ilk 50 yılına damga vurdu. 21. yüzyılında kaderi Türkiye'nin elinde. Türkiye 21. yüzyılın kilit ülkesi. Bu sözler çok anlamlıydı. Nefesi kesilmiş dinleyen milletvekilleri acaba 20. yüzyılın ilk 50 yılına Atatürk'ün damga vurduğunu düşünmüşler miydi? Bir kurtuluş savaşının Batı'nın tüm hayallerine set çektiği akıllarına gelmiş miydi? Clinton mecliste uzun bir konuşma yaptı. Ve sonunda o da geleneği bozmadı, Avrupa Birliği sizi almalı dedi. NATO'daki işbirliğimizin ve stratejik ortaklığımızın altını çizdi, ortak geleceğimizden bahsetti. Yıl 2004. Bu sefer oğul Bush kapıda. Amerikan başkanlarının Türkiye ziyaretleri giderek sıklaşıyor. Clinton'dan 5 yıl sonra George W. Bush Türkiye'ye geliyor. Bir yan küstahlık ve umursamazlık gösterisinden sonra o da kısa konuşmasında NATO üyeliğimizin yararlarını vurguluyor, Avrupa Birliği size neden tarih vermiyor canım filan diyor, sırtımızı sıvazlıyor, Amerika için Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Orta Asya'da Türkiye'nin ileri karakolluk görevini ifa edeceğini ekliyor. ...2009 Nisan, Türkiye bir aydır 5. Amerikan Cumhurbaşkanı'nın ziyaretine hazırlanıyor. Sıkı durun, bu programı Obama henüz gelmeden kurguluyoruz. Başkan gelmeden de gidişinden sonra da programı izleyeceksiniz. Gelin küçük bir oyun oynayalım. İçinde çok önemli hedefler gizli bu ziyaret, Batı'ya akredite gazetelerin manşetlerine nasıl yansıyacak kafamızda kuralım. Amerika'nın siyahi başkanının ne yiyip ne içtiği, nerelere gittiği, Türkiye için ard arda sıraladığı övgüler manşetlerde olacak. %90 oranında Amerikan politikalarını lanetleyen Türk halkı sempatik bir Amerikalı başkan görsün diye kalemler çalıştırılacak, deklanşöre basılacak. 44. Amerikan Başkanı'nın çantasından çıkardığı Kürt, Ermeni, Fener Patrikhanesi, Ruhban Okulu, Kıbrıs, Afganistan'a asker, Trabzon'da üst gibi konular 3-5 köşe yazısında yer alacak ama halkın dikkatine sunulamayacak. Geriye bir hoş seda, yemekteki bir espri, kameralara bir gülücük, sempatik siyah adam kalacak. Türkiye'yi ziyaret eden 5. Amerikan Başkanı Barack Obama, Müslüman ülkelere yapması beklenen konuşmayı Türkiye'de yapacak ve Medeniyetler İttifakı Forumu'ndan dünya Müslümanlarına seslenecek. Petrol coğrafyasının üzerinde oturan Müslümanlarla yeni bir diyalog başlatacak. Medeniyetler ortak hedeflere kilitlensin, Medeniyetler İttifakı'nın yolu açılsın diyecek.
Sahi ne demek bu medeniyetler ittifakı? Kim kimi ne amaçla ittifaka zorluyor? Obama neden konuşmak için Medeniyetler İttifakı Forumu'nu seçiyor? İttifakın tarafları kimler? Birleşmiş Milletler sitesinde Medeniyetler İttifakı için şu sözler var. Yaklaşık 200 yıldır Batı kültürlerinin, geleneklerinin ve kurumlarının içinde yer alan Türkiye, medeniyetler arası diyaloğun önemini kavramak ve kültürler arasında hoşgörü ve anlayış eksikliğinin yol açabileceği vahim sonuçları görebilmek açısından eşsiz bir konumdadır. Öncelikle ne kadar önyargılı bir metin değil mi? Bir, Türkiye 200 yıldır Batı kültür, gelenek ve kurumları içindeymiş, bu doğru değil. Türkiye konumu nedeniyle hoşgörü ve diyalog eksikliğinin yol açacağı vahim sonuçları bilirmiş, sanki tehditkar. Devam ediyor. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Sayın José Luis Zapatero öncülüğünde 2005 yılında dönemin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Kofi Annan tarafından bir Birleşmiş Milletler projesi olarak başlatılan Medeniyetler İttifakı Türkiye'de içtenlikle benimsenmiştir. Türkiye ve İspanya Başbakanları Kıbrıs'ta başımıza büyük dertler açan Kofi Annan'ın bu projesinin eş başkanları olarak seçilmişler. Medeniyetler İttifakı Türkiye'de içtenlikle benimsenmişmiş. Oysa hiçbirimizin bu projenin amacından haberi bile yok. Proje sanki Türkiye'yi hedef almış. Başbakan Erdoğan bu projeyi küresel barış projesi olarak tanımlamış. Obama, Bush ve diğerleri dünyanın tepesindeki iş adamlarının temsilcileri. Hedef ülkelere süslü sözlerle projeler sunuyor. Amaç kaynaklara el koymak, bu amaç hiç değişmiyor. Dünyayı 200 şirket ve bunların tepe noktasında yer alanlar yönetiyor. Yeni dünya düzeni birkaç düzine ailenin çıkarını 6 milyar insana karşı koruyor. Bu uğurda savaşlar çıkarılıyor, ülkeler parçalanıyor, bloklar çökertiliyor, insanlar fakirleşiyor, öldürüyor, ölüyor. Birleşmiş Milletler'de, NATO'da, IMF'de, Avrupa Birliği'de bir küçük azınlığın çıkarları adına sistemi sürdüren parçalar. Dünyayı yeni düzene uygun şekillendirmek için çeşitli projeler ortaya atılıyor. Medeniyetler İttifakı da işte bunlardan biri. Küresel aktörlerin küresel projesi. Medeniyetler İttifakı için bakın Başbakan Erdoğan ne diyor? Eğer barış gönüllüleri olarak bugün harekete geçersek, şer güçlerinin bozmaya çalıştığı barış düzenimizi kurtarmak mümkündür. Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği küresel barış düzeni yıkılırsa, bilelim ki hiçbir ayrım olmaksızın hepimiz altında kalırız. Acaba burada başbakan biz derken kimi kastediyor? Şer güçlerinden ne anlamamızı istiyor? Birleşmiş Milletler'in temsil ettiği küresel barış düzeni nedir? Gazze'deki, Irak'taki, Afganistan'daki barış düzeni mi? Medeniyetler İttifakı eş başkanı Erdoğan, farklı din, kültür ve geleneğe mensup toplumları ortak evrensel değerler etrafında bir araya getirmeye yönelik çalışmalardan söz ediyor. Amerika'nın öngördüğü ortak evrensel değer belli. Dünya İmparatoru Amerika uzun zamandır tek dili, tek dini, tek bayrağı, tek kültürü, tek kimliği dünya halklarına dayatıyor. Emperyalizm sözcüğünü çok kullanırız da detaylar ve emperyalist örümceğin ağları bazen gözümüzden kaçar. Örümceğin ağları ya da ahtapotun kolları dünya kaynaklarına el koymak için ulusların gırtlağına yapışır.
Dinler arası diyalog, medeniyetlerin ittifakı gibi hoş sözler, bir avuç küresel elitin çıkarları adına kurulan düzeneklerdir. Bu masum ve güzel sözcükler, Gazze'de, Irak'ta, Lübnan'da, Afganistan'da, Batı'nın kan operasyonlarıyla birlikte düşünülmelidir. Medeniyetler İttifakı projesiyle ortaya çıkan Batı, tüm İslam coğrafyasını katletmekte, insan hakları diyerek kendine yandaş olmayanları susturup yok etmekte, dinler arası diyalog derken misyoner ağlarını genişletmektedir. Bunların hepsi Batı'nın fırıldaklarıdır. Esas olan petroldür, sudur, dolardır. NATO'da, Birleşmiş Milletler'de, IMF'de kaynakların hakimiyetini ele geçirmek için vardır. İyi akşamlar efendim. Thank you.